Hepinize merhaba arkadaşlar. Geç olsa da videoya girebildik. Bugün muhabbet tadında şöyle odamı göstereceğim. Odam pek bir geniş değil ama yine de olsundu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekipmanlarımı da falan göstermiş olurum hem size. Hadi artık geçelim. Çok kısa bir vlog olacak ama idare edeceğiz. Bu arada bir de şey söyleyeceğim size. Böyle mesela dışarı çıktığım zaman falan video çekmeli miyim sizce? Onu da yoruma yazarsanız sevinirim. Hadi bakalım bir odayı göstereyim. Bir dakikada bitecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi arka kameraya geçeceğim diye videoyu kapattım. Hemen arka kameraya geçelim. Bir de geçemedim. Yine geçemedim. İki kere tıklasam geçerdi. Yine geçmiyordu. O zaman kapatıp tekrar şey yapacağız. Bekleyin. Şimdi arka kameraya geçtik. Şimdi odamızı şöyle bir 360 derece bir ilk başta göstereyim. Burada bir tane maskemiz var. Ağzımıza taktığımız. Evet, burada monitörümü görüyorsunuz. Kablolarımı. İkinci monitörüm. Şöyle dağınık kod. Hiç toplamam yani. Bak normal yani. Gördünüz mü? Hiç vlog çekiyormuşum. Toplayayım yok. Kotum burada, kotum da şöyle atayım. Gördüğünüz gibi bir koltuğum var. Burada internetlerim var, modemlerim var. Burada işte kabloları falan var. Uzunca bir kablom gidiyor. Burayı açıyorum, burada yatıyorum. Çoraplarım sarıyor önümden şekil. Bunu açıyorum, burada yatıyorum falan. Böyle bir küçük bir minnacık bir odam var. Bana yetiyor mu? Yetiyor. Burada da neler var? Evin su faturası var. Onu ödeyeceğim. Şurada. Şurada bizim harçlığımız. Şurada dursun. Şurada kağıt para yere gitti. Peh. Burada bir saatimiz var. Şöyle şekilde şu kolu. Şöyle tutayım daha iyi. Burada bir adet suyumuz var dünden kalan. Bu içmez, bunu dökerim. Burada peçetemiz var. Burada bir adet kolonyamız var. Markası neyse, reklam yapmıyoruz sponsor olmadığı için. Evet, monitörümüze geldik. Asus VK248QE modeli bir monitöre sahibim. Burada da en son enesimizin kanalı kalmış. Buradan kendi kanalımızı açalım hemen. Hemen kendi kanalımı açmalıyım. Evet, burada da kanalımızı açalım şöyle. Dursun burada. Evet, duvar ikinci monitörüm yine Asus. Bunun modelini tam bilmiyorum. Berat hediye etmişti. Burada şöyle bir kasamız var. Kasamızı gösterelim. Hemen. Bu arada bir dakika dedik ama bir dakikadan uzun sürdü. Ha. Kasamdan bahsedeyim. Kasamın özelliklerinden bahsedeyim. 1660 Ti'm var. Ryzen 5 3600 işlemcim var. B450 RAM anakartım ve 16 RAM'e sahibim. Şöyle de önünü gösterirsek. Ben sade bir şekil aldım arkadaşlar. Önü sadece böyle rengarenk olabiliyor. Akşam da belki isterseniz çekebilirim böyle tekrardan bir. Şekil şukul yanıp duruyor. Sürekli şekil renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. Böyle bir kasaya sahibim. Şurada bir flash'ım var. Şurada yine bir flash'ım var. Bu 8, şu 16. Bu da şeyin kablosu. Kulaksız kablo var ya. Kulaklıkla onun kablosu. Burada bir yine kameram var. Kendimi çektiğim videolarda. Kameram çok kaliteli olmasa da beni idare ediyor. Burada bir kalemliğim var. Kalemlerim falan var. Not alacağım sıralar bana yardımcı oluyor. Burada mouse'umuz var. Mouse'umun ömrü bitti. Mouse'um ne derseniz arkadaşlar. Razer Dietider V2 modeli. Mouse'umun ömrü bitti. Sol tuk ömrü bitti. Şöyle arkasının yanlarını gösterirsem. Bakın sana, isimleri bile okunmuyor artık. Şöyle de göstereyim. Razer Dietider 3500 DPI arkadaşlar. Burada da modeli carçurt, işte orijinal mi falan filan, onlardan bahsediyor. Sol tuk ömrü bitti. Şöyle tıklarsam zaten anlayacaksınız bak. Bak bu şuradaki sese bakın. Bak bak. Bir de buradaki. Evet. Bu arada buradan CS'cilikler anlar. Mouse'um bozuk diyorum. İnanmayanlar anlar. Evet, burada HyperX kulaklığımız var. HyperX Kingston Cloud 2 Alpha serisi. Kulağımdan tabii ki de memnunum. Kulaklığımdan memnunum. Kulaklık hoş, güzel bir kulaklık. Bayağı da bir zaten pahalandı iyice. Doların artması sebebiyle. Fakat gelelim buna. Bundan hiç memnun değilim. Sert tarafı çıktı zaten. Şöyle de bir vurayım, belki kendine gelir. Beni çok kızdıran bir klavye sahibim arkadaşlar. Klavyemin ismi Game Power Warlock. Kesinlikle almayın bu klavyeyi, tavsiye etmiyorum. Tuşları normalde bir RGB'de rengarenk falan yanıyordu. Fakat şu an yanmıyor, etmiyor, hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Maalesef ama maalesef hiçbir şey yapmıyor.
Evet, başka ne anlatabilirim? Başka anlatacağım bunlar var. Bunları mı anlatayım bu saatten sonra? Bunları mı anlatayım? Bunu mu anlatayım size? Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir diyeceğim. Ve bu videoyu demeyeyim en iyisi. Ön kamerayı alıp öyle konuşayım bence. Bekleyin. Parmaktan sonra. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Küçücük bir dakika olacak dedim ama biraz sohbet muhabbet. Orayı tanıt, burayı tanıt. Yine bir oldu 7-8 dakika. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu arada sizi soracağım, danışacağım. Başka bir şey de var. Sizce böyle dışarıda mesela dışarı çıktığım an vlog gelsin mi? Gelmesini ister misiniz? Sohbetimi, konuşmamı, ses tonumu beğendiniz mi? Bunlardan bahsedin. Yorumlarınızı hep tek tek okuyacağım. Hepsini yorum yapmaya çalışacağım. Bir de odamın manzarasını merak ettiyseniz onu da göstereyim mi? Bence göstereyim. Dur bekle. Tekrar arka kameraya dönüyoruz. Bitişi de o zaman dışarı manzaraya bakarken yapalım. Ne dersiniz? Bence öyle yapalım. Tamam. Şu an koltuğumun üzerine çıktım. Şöyle bir göstereyim kendimi. Şöyle bir perdenin hop altına girelim. Şöyle açalım perdemizi. Evet, odamın manzarası da maalesef böyle. İşte bankalar falan var, apartman var. Karşımda bir apartman var. Tabii ki de evimizin balkonu biraz daha iyi olsa da benim pencerem birazcık sıkıntılı. Şöyle de açılıyor falan filan, işte onu da göstereyim. Evet, videomuz buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır sohbetimden. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir like'ı da çok görmeyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ım tutun. En son eklemek istediğim şey de her gün saat 9'da canlı yayınlar yapmaktayım. Twitch üzerinden, YouTube üzerinden restream yapıyorum. Ama Twitch'te daha çok kalıcı olmak istiyorum. Hepiniz de bu yüzden Twitch'e bekliyorum. Güzel çekilişler falan da yapmayı düşünüyorum. Mesela arada Steam çeviriyoruz. Onlar CCS 1.6'lar olsun falan, hepsini vereceğim. Twitch Prime ile de abone olursanız bana ücretsiz bir şekilde destek vermiş oluyorsunuz. Discord'da bunu moderatör arkadaşlarım size anlatıyor, izah ediyor ki böyle bir küçük bir sohbet metin kanalında da orada anlatımım var. O yüzden bir de ek olarak en son bunu söylemek istedim. Hepinizi canlı yayınlarıma bekliyorum. Saat 9'da böyle düzen yaptım. Saat 9'dan sonra açmaya çalışıyorum. Akşam 9'da görüşürüz. Bay bay.